Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda limonlu cheesecake yapacağız arkadaşlar. Bunun için malzemeleri saymaya bakalım. Burada 200 gram kadar bisküvim var. Burada fındık, yani 40-50 gram kadar fındık var. Bu bisküviyle fındığı rondoda çekeceğim. Bir tane vanilya şeker var iç malzemesi için. Krema var 200 gram. Mascarpone var 250 gram. Burada da yani mascarpone labne gibi oluyor işte. Bu da süzme peynir, Almanların süzme peyniri bu arkadaşlar. Bir bardak şeker, süzme peynirlerde 500 gram olacak. 3 tane yumurtam var. Yarım limonun suyu, bir de kabuğunun rendesine ihtiyacımız var. Burada da 1 yemek kaşığı kadar dolu dolu nişasta ve un var arkadaşlar. Şimdi bisküviyle fındıkları şu gördüğünüz rondoda çekeceğim arkadaşlar. Bisküvilerimi, fındıklarımı rondoya koydum. Şimdi güzelce bir onları un ufak haline getirdim. Bisküvilerimi toz haline getirdim arkadaşlar. Siz 100 gram kadar erimiş tereyağı ekleyebilirsiniz. Ama bende Hindistan cevizi yağı vardı. 2 yemek kaşığı dolu dolu ondan ekliyorum. Aslında eritmem gerekiyordu ama elimin sıcağıyla zaten erirsin sadece bize. Şöyle bir eriteceğim. Ondan sonra şu kalıbıma dökeceğim. Bisküvileri elimle yoğurduktan sonra şimdi kalıbıma şöyle güzelce düzleyeceğim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi elimle şöyle iyice bastırdım, düzleştirdim. Şimdi bunu kenara alıyorum. Aslında dolaba koymam lazım. İç malzemesi içinde şurada kremam var 200 milimetre, pardon 200 milim, bir bardak şeker, vanilya şekeri, 3 tane yumurta, ben bir ellerimi yıkayayım, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, ellerimi yıkadım, geldim. Şimdi şunları şöyle bir güzelce karıştırayım, yumurtayla kremayı, şekeri. Şöyle. Evet, yumurtayı şöyle çırptıktan sonra kuark, yani süzme peyniri, Almanların süzme peyniri. Kuark diyorlar burada marketlerde. Ondan da ekliyorum. 500 gram kadar eklemem gerekiyor. Şöyle. Bir tane daha var. Onu da ekliyorum. İyice sıyırmaya çalışıyorum da arkadaşlar, ziyan olmasın. Burada da labnemiz var. Labnemizi de ekleyelim. Şöyle. Suyu varsa suyunu buraya dökmeyelim. Süzdürelim. Labnenin suyunu buraya koymayalım. Kesilmesin pişerken. Evet. Şimdi bunları bir karıştırayım ben. Evet. Şöyle eziyorum. Karıştırıyorum. İyice pürüzsüz kıvama gelinceye kadar karıştırmam gerekiyor. Evet, pürüzsüz kıvama gelinceye kadar çırptım gördüğünüz gibi. Şimdi yarım limonun suyunu ekleyeceğim. Şöyle. Ve bu yarım limonun kabuğunu beyaz yerinden değil, şu sarı yerlerinden şöyle rendeleyeceğim birazcık içine. Limon aroması gelsin diye. Evet arkadaşlar, bakın gördüğünüz gibi limon kabuklarını da rendeledim. Şimdi birazdan karıştırıyorum. Burada 1 yemek kaşığı nişasta, dolu dolu 1 yemek kaşığı da un var arkadaşlar.
Benim unun rengi değişik gelebilir size. Çünkü ne deniyor? Çavdar unu yani. Ondan, kepekli undan kullanıyorum ben. Siz istediğiniz undan kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şu an fırına koydum. Şurada gördüğünüz ısırdanaklı metal bir bardağa da su koydum. Böyle buharıyla cheesecake kim 1 saatte falan pişecek arkadaşlar. Ondan sonra piştikten sonra da hiç ellemeyin. Bir soğuyasaya kadar dursun. Evet arkadaşlar, bakın limonlu cheesecake kim fırından çıktı. Fakat ne kadar dikkat etmeme rağmen de olsa üzeri çatladı, olsun. Üzerine şöyle lemon curd diye bir limon sosu var. Kavanozun içinde satılıyor. Ben ondan aldım ama size açıklamaya şey yapabilirim. Limon sosunun tarifini yazabilirim. Şöyle o deminki kavanozdaki, bunu üzerine dökeceğim arkadaşlar şöyle. Bu bildiğimiz limon sosu. Ama tabii siz bulamazsanız lemon curd, ben size açıklamalarda yazacağım. Şöyle üzerine yerleştiriyorum, dağıtıyorum limon sosumu. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Artık sizin hayal gücünüze kalmış. Şimdi bunu döktükten sonra bir gece bekleteceğiz. Bir gece beklemesi gerekiyor bu cheesecake'in. Ancak o zaman servise hazır olabilir. Muhteşem görünmüyor mu arkadaşlar? Bakın hele limonlu cheesecake'ime. Gerçekten de çok iştah açıcı görünüyor. Bir dilim keseceğim, içinde göstereceğim sizlere. Şöyle bir dişini göstereyim dedim. Bir gece dolapta beklettim. Şimdi servis zamanı, sunum zamanı. Evet, bir dilim şöyle kestim arkadaşlar. Karşınızda şöyle bir dokusuna, tadına bakayım diye. Bakın şöyle. Gerçekten çok nefis görünüyor. Tadı da çok güzel. Böyle limonlu limonlu. Çok severim limonlu tatlarım. Gerçekten harika olmuş arkadaşlar. O kadar çok zor değil yani. Hani bazıları kafalarında büyütüyorlar. İşte cheesecake yapması biraz zor falan diye. Aslında zor değil. İstedikten sonra neden olmasın, yapılır. Gerçekten mükemmel olmuş. Sizleri de yapmanızı tavsiye ederim. Buraya kadar beni izlediyseniz eğer çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.